nerede kaldı bunlar? Saat kaç oldu ya? Geldiler işte. Hoş geldiniz. İyi akşamlar ana. Nerede kaldınız oğlum? Öldüm meraktan. Ya bu tip bebek işi amma karışıkmış be ana. Öldük koşturmaktan ya. Bir sorun çıkmadı ya. Yok, çıkmadı. Sonuçlar ne zaman belli olurmuş? En az 6 ay diyorlar. Ben zaten pek ihtimal vermiyorum olacağını. Ben odama gidiyorum müsaadenizle. Çok yoruldum. Söyledin mi Nevriye'ye? Söylemedim henüz. Hele bir şu tüp bebek işi belli olsun. Tamam. Çünkü ben ona göre kız araştıracağım. Bu devirde kuma gelmeyi kabul edecek kızı bulmak da zor. Kumayı kabul etmek de zor anne. Ama bebek sahibi olmamız için bu şart. Evet. Yarın gidiyor musun Antalya'ya? Gidiyorum anne. Yani en az 6 ay oradayım. Ta ki inşaat işi bitene kadar. Hayırlısı olsun oğlum, üzülme. Sayılı gün çabuk geçer. Ben de kalkayım artık. Uğurlayayım seni anne. Hadi kal sağlıcakla. Kalabilirsen tabii. Ne demek o şimdi? Akşam annenle konuştuklarını duydum. Bana bunu yapamazsın Talip. Allah vermediyse ben ne yapayım? Beni de anlamaya çalış Nevriye. Bir çocuğumun olmasını her şeyden çok istiyorum. Annem bu yüzden evlendirdi beni. Hem istersen sen de kalabilirsin. Baba evine dönmene gerek yok. Hangi kadın sevdiği adamı paylaşmak ister Talip? Söylesene hangi kadın? Geç kalıyorum Nevriye. Ben söyleyeceğimi söyledim. Son sözü buydu biliyor musun Ayten? İster kal ister git. Nasıl diyebildi bunu bana, nasıl? Belki bir öfke anında demiştir. Üzülme bu kadar. Nasıl üzülmem Ayten? Eğer tüp bebek olumsuz sonuçlanırsa kuma getirecek üstüme. Belki tüp bebek olumlu çıkar. Bunun için dua edelim hep birlikte. Boş hayal. 5 senedir ne yaptıysak olmadı. Bundan da bir şey çıkmayacak. Bana bir yol göster ne olur. Dua etmekten başka bir şey gelmez elimden. Bunca yıl sonra baba evine dönmek istemiyorum Ayten. Kumaya hiç tahammülüm yok. Kendimi öldürürüm daha iyi. Öyle şeyler düşünme. Allah büyük. Bana müsaade. Selma Hanım hamile. Her iş bana bakıyor. Tamam Ayten. Geç kalma. Dönüşte uğra tekrar konuşalım. Uğrarım canım. Sen de toparla kendini. Hoş geldin Ayten abla. Biraz geç kaldın Ayten abla, bir sorun yok ya.
Kızın filan hastalanmadı inşallah. Yok yok, iyi çok şükür. Ameliyat dedi doktorlar. Yeterli parayı bulur bulmaz yaptıracağız ameliyatı. İnşallah. Siz nasılsınız? Biraz halsizlik var üzerimde ama iyiyim. Akşama davetim var. İşimiz çok bugün. Yaparız Allah'ın izniyle. Ayten abla, Allah senden razı olsun. Sen olmasan ben ne yapardım? Rica ederim Selma Hanım, o sizin iyiliğiniz. En zor zamanımda iş verdiniz bana. Neyse, ben mutfaktan başlayayım bari. Söylesene, nedir o kadar önemli olan? Benim aklıma bir şey geldi. Selma Hanım kaç aylık hamile? 3 aylık, niye sordun? Benim için onun bebeğini çalacaksın Ayten. Ne? Böyle bir şeyi nasıl yaparım? Delirmişsin sen. Yapacaksın Ayten. Benim için ve kızımın ameliyatı için. Bak, burada 5 tane bilezik var. Tam bir ameliyat parası eder. Hayır, yapamam Nevriye. Kendi kızım için başkasının bebeğini çalamam. Selma Hanım'a bunu yapamam. Sen bilirsin. Yarına kadar düşün. Sabah giderken de bana kararını söylersin. Yapmam. Başka bir şey iste onu yapayım. Başka bir ricam yok. Kararımı verdim. Evet. Ameliyat için senin bileziklerden başka şansımız yok. Ama borç ver bana. Hırsızlık yaptırma. Olmaz. Şartımı biliyorsun. Tamam o zaman. Ama bilezikleri yarın alırım. Kızım daha fazla acı çekmesin. Ayten, bir şey soracağım. Ne? O kadın hamilelik giymeye başladı mı? Yok, karnı çıkmadı daha. Ortadan sonra karnıma bir şey sararım. Çok güzel bir hamile olacağım. İşte böyle. Herkes gerçek sanacak. Ay, aklımı seveyim Nevriye. Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Hastaneye ilaç yazdırmaya gelmiştim. Bir uğrayıp çayını içeyim. Hem de tüp bebekten bir haber var mı diye sorayım dedim. Ay. 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 Kızım. Bu halin ne? Ne varmış halimde? Niye böyle giyindin? Hamileyim de ondan. Şaka yapıyorsun. Şaka değil anne, gerçek. Talip de bilmiyor. Biraz risk vardı. Ben de kimseye söylemek istemedim. Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda benim de bir torunum olacak ha. İnşallah anne, inşallah. Talibe niye haber vermiyoruz? Gelince öğrenir. Hele biraz zaman geçsin. Geçsin tabii. 5 yıl bekledik. Biraz daha bekleyemeyecek miyiz sanki? Ay, iyi ki gelmişim kızım. Canım gelinim.
Hoş geldin Ayten. Hoş bulduk. Hemen de havaya girmişsin. Girmesem nasıl inandıracağım milleti? Heh, al bakalım. Bunlar da bilezikler. Alıyorum ama vicdanen çok rahatsızım Nevriye. Selva Hanım daha şimdiden bebeğine çok düşkün. Ama ne yapalım düşkünse? Madem oluyor bir tane daha yapar. Allah bizi affetsin Nevriye. Bunlar ne böyle bebek eşyaları? Yoksa hamile misin kız? Evet. 5 yıl sonra muradımıza erdik. Hadi gözünüz aydın. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Nasıl, beğendin mi? Ay çok güzel. Daha çok erken babası yatak örtüsü için. Ne yapayım? Görünce dayanamadım aldım. İtiraf et, sen de çok sabırsızlanıyorsun. Evet. Bebek odasına karar verdin mi? Verdim. Yatak odasının yanındaki küçük oda. Ayten abla bugün temizledi. Yarın da boyatacağım. Ben şimdiden çok merak ediyorum. 6 ay nasıl geçecek? Geçer Allah'ın izniyle. Hala eve gelmedi mi seninkiler? Az önce aradılar. 2 saate buradalar. Ayten ne olur elini çabuk tut. Yoksa her şey anlaşılacak. Kayınvalidem sık sık gelip duruyor. Acele et biraz. İnşallah. Ay kapı çalıyor, kapatıyorum. Geldim geldim. Geliyorum. Patlama geldim. Kızım, öldüm meraktan kapı açılmayınca. Uyuyordum anne. Bir yorgunluk var üzerimde. Sancı falan geldi mi? Yok gelmedi. O valiz ne anne? Böyle bir zamanda seni yalnız bırakamam. Doğuma kadar buradayım. Anne hiç gerek yoktu aslında. Aa, olur mu öyle şey canım? Hastane çıkışını falan hazırladın mı? O ne? Hastane çıkışını bilmeyen hamile olur mu? Doğumdan sonra ne giyecek bebek? Sen onu mu diyorsun? Aldım ben onu. Ay. Benim oğlum evine mi gelmiş? Mışıl mışıl da uyuyacak mıymış? Yoksa gazı da mı varmış? Ben çıkarırım, sen tutamazsın babası. Tutarım versen. Biz de cennet kokusu alalım. Ay, bir elim belinde, diğeri kafasında olacak. Tamam bak yaptım işte. Buyurun. Aferin babası. Bebek yakışıyor kucağına. Selma Hanım. İsterseniz siz biraz dinlenin. Ben uyuturum bebeği. Güzel düşündün Ayten. Ben de eczaneye gidip geleyim bu arada. Uykum yok. Ben uyuturum. Tatlı oğlum benim. Ne kadar yanımda olsa da doyamıyorum ona. Sen bilirsin, ben gidiyorum. Bir tanem. Ayten abla, sen de çıkabilirsin artık. Sağ ol her şey için. Rica ederim. Tam içeride. Yavaş konuşalım. 3 gün oldu. Hala bir bebeği kaçıramadın. Birkaç kez plan yaptım ama olmadı. Bence sen yapmak istemiyorsun. Niye yapmayayım canım? Söz verdim. Şşt, sessiz. Yavaş ol. Allah Allah. Verdiğim bileziklerle kızımı ameliyat ettirdim. Yapmak zorundayım. Kızın iyileşince sen nasıl sevindiysen, ben de bebek gelince öyle sevineceğim. Elini çabuk tut biraz. Tamam. Ben gideyim. Selma Hanım. Ah. Uyandı. Ay ne çabuk uyandı bu.
Acıkmıştır annesi, emzir hemen. Ay yavrum benim, tatlım, oğlum benim, canım. Emzirince dışarı çıkarayım mı? D vitamini alsın biraz. Dışarı için erken değil mi Ayten abla? Bilmem. Ben hep çıkarırdım bizimkileri. Yok bence erken. 2 aylık falan olsun o zaman çıkarırız. Siz bilirsiniz. İyiyim yavrum. Nevriye'nin yanına gelmiştim ben de. Tüp bebekten haber var mı? Yok herhalde. Olsa Nevriye arardı seni. Yarın hemen biniyor musun? Öğleden sonra inşallah oradayım. Gel oğlum gel. Çok büyük bir sürprizim var sana. Ne sürpriziymiş bu? Sürpriz söylenir mi oğlum? Hadi çok yazmasın. Yarın görüşürüz. Tamam anacığım. Öptüm ellerinden. Talip geliyor herhalde. Evet. Ne o? Pek sevinmedin? Bilmem. Duygulandım herhalde. Anne. Hı. Ben biraz yürüyüş yapacağım. Şimdi mi? Evet. İyi hadi. Nerede kaldı bu beceriksiz kadın? Ya görmüyor musun halimi? Hızlı yürüsene biraz. Çok yorgunum onda. Bu kadar beceriksiz olduğunu bilmiyordum Ayten. Bir bebek çalmayı beceremedin mi? Canım her gün bebek çalmıyoruz ya. Yapamadım ne yapayım? Sen yapamazsan yapacak birini bulurum ben. Hemen şimdi bileziklerimi geriver. Aa. Nereden bulurum ben o kadar parayı? O zaman yarın sabah erkenden bebeği kucağımda istiyorum. Ama gece orada kalmam gerek. Çocuklara kim bakar? Beni ilgilendirmez. Talip yarın öğleden sonra burada olacak. O gelmeden bebek kucağımda olmalı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ha, bir şey daha. 2-3 saat sonra bizim evi ara. Kaynanama evine hırsız girdiğini söyle. Gerisini ben hallederim. Hadi. Tamam. Allah Allah. Kim ki bu saat? Ayten Hanım, ne oldu size? Metin Bey girebilir miyim? Girin, girin. Ayten abla, ne oldu sana ya? Hadi, geç otur biraz sakinleş. Gel. Gel. Kocam, elimdeki parayı almaya kalktı. Ben de vermeyince beni yine dövdü. Ben de çıkıp buraya geldim. İyi etmişsin. Hani bırakmıştı dayak atmayı? Ben de öyle sanıyordum ama yine dövdü işte. Güzel bir hamilelik geçirdin Nevriye. Öyle aşermelerin filan da olmadı. Evet çok şükür. Bence bugün yarın gelir. Sancılar sıklaştı mı geliyor demektir. Biliyorum anne. Bir haber mi bekliyorsun kızım? Yo baktım öylesine. Ben bakarım kızım. Efendim.
Alo, Sultan Hanım'la görüşebilir miyim acaba? Benim kimsiniz? Ben yeni taşınan alt komşuyum. Evden sesler geliyor da ona haber vereyim istedim. Aa. Ben hemen geliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Rica ederim. Ne oldu anne? Alt komşu aradı. Benim evden sesler geliyormuş. Hırsız falan girmiş olabilir. Sancın tutarsa beni ara, tamam mı kızım? Ben gidiyorum eve. Tamam anne. Maşallah. Ayten abla seni rahatsız etmesin bebek. Etmez Selma Hanım, merak etmeyin. Yahu artık bir isim koyalım şuna. Bebek deyip durmayalım. Koyarız canım, acelesi yok. Hele bir göbeği düşsün. Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler canım. Yarın artık bebek benim olacak. Saat kaç oldu Selma Hanım? Beşi geçiyor. Ayten abla, uyanırsa seslenirsin. Tabii, sen git yat. Kontrol ediyordum. Heh, iyi öyleyse. Kahvaltı için acele etme Ayten abla. Metin bugün izinliymiş. Tamam ama ben erken gidebilirim. Çocukları okula bırakmam gerekiyor da. Çıkarken beni uyandır ama. Uyandırırım. Hadi. Kadın. Ay, bugün de beceremediyse. Kim o? Kim o? Aç kapıyı, aç. Ayten, demek yapabildin ha. Ver bakayım şunu bana. Ver. Ben yanlış yaptım Nevriye. Anası babası perişan olacak. Ay. Alışırlar, merak etme. Seni çocuğundan ayrı kaldım mı ki? Nereden bileceksin?
Ama neyse ne. Olan oldu artık. Neyle besleyeceğim ben bunu? Bilmem. Annesini emiyordu yavrum. Saçmalama, emzirecek değilim herhalde. Mama falan yer mi acaba? Yer herhalde. Zavallı Selma Hanım. Kim bilir ne haldedir. Ayten Hanım sürekli mi kalsa ne? Bu saat oldu, bizimkinin gıkı bile çıkmadı. Haklısın vallahi. Gel bakalım şuna. Hadi bakalım. Ayten abla belki de çıkmıştır. Olur mu olur. Geç. Buraya ne olmuş böyle? Metin! Metin bebeğim yok. Ayten Hanım götürmüştür belki. Ayten Hanım! Allah'ım! Ayten Hanım neredesin? Baksana odanın haline. Kaçırdılar yavrumu. Bebeğimi çaldılar. İşe bak sen. Kaç gün burada dur. Bir gece git bebek gelsin. Ama çok kolay oldu. Hastaneye bile gitmeye gerek duymadım. Ayten'i çağırdım sadece. Maşallah benim oğluma. Ama aramızda kalsın. Hiç yeni doğmuşa benzemiyor bu. İyi bakmışım ben ona babaannesi. Allah bahtını açık etsin inşallah. İsim düşündün mü? Yok, onu da Tarif düşünsün artık. Sütün geldi mi, emdi mi hiç? Sütüm yok anne. Mecburen mama vereceğiz. Ben burada olsaydım alıştırırdık. Emzirmeyince süt gelmez. Daha ismini bile koyamadan yavrum gitti elimden. Hırsız ben çıktıktan sonra geldi herhalde. Evet, odayı da dağıtmış. Metin de karakola gitti. İnşallah bulunur. İnsan ne diyeceğini bilemiyor bu durumlarda. İnşallah ya Rabbim, inşallah. Kokusu hala burnumda. Ben onsuz ne yaparım Ayten abla? Öyle deme. Bulunacak inşallah. Kim niye yapar ki bunu? Ne istiyorlar bizden? Oğlumuz bize uğru gelecek herhalde. Talip geldi. Hadi al çocuğunu. Al. Oğlum hoş geldin. Anacığım. Nasılsın yavrum? İyiyim anacığım. Nevriye nerede? Bilmem. Odasında galiba. Ne oldu? Moralim bozuk. 6 ay sonra eve geliyorum. Kapıyı sen açıyorsun anaya. Canım belki işi vardır. Sen de bir iş var ana ama. Hayırdır inşallah. Hayır, hayır. Ana, yoksa? Evet, oğlum. Ama nasıl olur? Yani bu benim oğlum mu? Oğlumuz. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Niye haber vermediniz bana? Sürpriz olsun istedik. Allah'ım. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Polis Ayten Hanım'ınkinden başka parmak izi bulamamış. Hatta bana onu sordular. Güvenilir biri midir dediler. Ayten abla niye yapsın canım? Adam eldiven takmıştır. Bence fidye için kaçırdılar oğlumu. Fidye için kaçırsalar bizi ararlardı. Başka bir şey var ama ne? Bizim düşmanımız da yok ki onlar yaptı desek. Şimdi nerede? Ne haldedir yavrum? Allah'ım bana sabır ver. Dua edelim hayatım. Yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Ha 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 ha.
Tüp bebek merkezinden hala haber yok mu sahiden? Evet. Olsa da önemi yok zaten. Herhalde canım. Onlara gerek kalmadan Allah verdi bize. Sana iyi bir hediye almalıyım artık. Sen bilirsin. Bileziklerin nerede Nevriye? Doğum masrafı yaptım. Allah'tan normal doğum oldu da çok tutmadı. O zaman ben sana bilezik alayım. 5 taneydi değil mi? Evet, 5 tane. İşe bak sen. Kaç gün burada dur, bir gece git bebek gelsin. Ama çok kolay oldu. Hastaneye bile gitmeye gerek duymadım. Ayten'i çağırdım sadece. Maşallah benim oğluma. Ama aramızda kalsın. Hiç yeni doğmuşa benzemiyor bu. İyi bakmışım ben ona babaannesi. Bağışla. Ben buna dayanamam. Yavruma bir şey olmasın. Onu koru ve bize kavuştur Allah'ım. Nevriye, ben ölmek üzereyim vicdan azabında. Gel teslim edelim, ne olur. Şaşırdın mı sen? Herkes biliyor artık. Bu iş burada bitti. Anne babası perişan durumda. Er geç gerçek ortaya çıkar. Bu şekilde mutlu olamazsın. Hiçbir şey umurumda değil. Bu kadar vicdansız olma Nevriye. Bak, yuvadan yeni doğmuş bebek alırız. Kimse anlamaz. Ha, geçti artık bu dediğin. Önceden niye aklına gelmedi? Hadi canım, güle güle. Güle güle. Aa, Ayten gitti mi? Ne oluyor Nevriye? Ayten'le fısır fısır bir şeyler konuşuyorsun. Sonra Ayten aceleyle çıkıp gidiyor. Yok bir şey anne. Beş günlük. Evet, bunlar beş günlük. Selma Hanım'la. Kim? Hani şu bebekleri çalınan. Ha bizim yan sokaktakiler. Ne olur yavrumu evet, geri getir. Zavallılar. Yüreğim yanıyor. Çektiğim acıyı tarif bile edemem. Zavallılar. Sabahlara kadar dua ediyoruz. Ne olur. Ne olur yavrumu geri getirin. Ben yavrum olmadan yaşayamam. Vay vicdansızlar vay. Hiç insaf kalmamış bu memlekette. Nasıl olur da 5 günlük bebeği kaçırıyorlar anlamadım ki. Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Şu anda ekranda gördüğünüz bebeği görenlerin ya da nerede olduğunu bilenlerin... Bizim bebeğe de ne kadar benziyor. Telefon numarasına ne alakası var canım? Hiç benzemiyor bence. Neyse. Ben biraz benzettim herhalde. Aman bize ne? Aa, olur mu kızım komşumuz? Nereye anne? Selma Hanım'ı ziyarete. Kızcağız televizyonlara dahi çıktı. Biz hala bir geçmiş olsuna bile gidemedik. Ben biraz toparlanayım beraber giderdik anne. O zaman bir daha gideriz.
İnşallah seyrederler de insafa gelirler. İnşallah. Polisten hala bir haber yok. Allah büyük. Ben ümidimi yitirmedim hala. Ben bakarım. Hoş geldin Sultan abla. Hoş bulduk Selma, evde mi? Evde, buyur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Buyurun oturun. Kusura bakmayın. Benim gelin de yeni doğum yaptı, gelemedim. Sağ olun. Vallahi yaranızı deşmek istemem ama nasıl oldu bu? Ayten abla da bizdeydi. O erkenden gitmiş. Biz de biraz uyuduk. Bebek uyanmayınca merak edip odasına gittik. Ama beşik boştu. Allah Allah. Hala aklımı almıyor. Nasıl yaparlar böyle bir şeyi? Bilmiyorum Sultan teyze. Daha ismini bile koyamadan, öpüp koklayamadan uçup gitti yavrum. Keşke daha detaylı tarif verseydiniz televizyona. Yeni doğan bebekler hep birbirine benzer. Sol kolunda ben var. Ama üzüntüden unuttuk söylemeyi. Bulunur inşallah. Halinizi görüp de insafa gelmemek elde değil. Selma hanımları hala çok üzgünler. Aman boş ver. Ayten, eğer zamanın varsa ben bir banyoya girsem. Sen de biraz bebeğe bak, olur mu? Olur tabii. Niye olmasın? Sağ ol. Vicdan azabından. Saçmalama. Ver şu çocuğu. Vermem. Vermem Nevriye. Bebeği ben çaldım. Geri vermek de bana düşer. Peki bebek çalmaktan kaç yıl yersin, onu da düşündün mü? Ona bile razıyım. Bırak bizi gidelim. Ayten, çok uzattın ama. Bak elimden bir kaza çıkacak. Bak kapı çalıyor. Talip filansa her şey anlaşılır. Ver şunu. Ne olmuş buna? Aman, her zamanki gibi sorunlu işte. Nevriye. Sana bir şey göstereceğim. Neymiş? Bu zarf yeni gelmiş. Ne zarfı? Tüp bebek merkezinden geliyor. Sonuç olumsuz tabii. Hayır, olumlu. Yani ne demek istiyorsun? Merkezi aradım. Eşim doğum yaptı dedim. Ama onlar ne dedi? Eşiniz ancak tüp bebek yöntemiyle hamile kalabilir dedi. Her zaman tıbbın dediği olmuyor. 6 ay ömür biçiyorlar, adam 6 sene yaşıyor. Bu öyle bir şey değil. Bu bebek nereden çıktı? Her şeyi seni sevdiğim için yaptım. Üstüme kuma gelmemesi için yaptım. Yuvamız için yaptım Talip. Ne oluyor? Ne bağırışıp duruyorsunuz? Nevriye bizi kandırdı. Tüp bebek merkezinden olumlu haber geldi. Yani? Yani ancak tüp bebek yöntemiyle hamile kalabilirmiş. Başka türlü olamazmış. Ya. Aç şu çocuğun sol kolunu. Neden? Aç sen.
Bebeğin nereden geldiği şimdi belli olacak. Bu Selma Hanımların bebeği. Nevriye çalmış bebeği. Allah seni kahretsin. Nasıl yapabildin bunu sen? He? Vicdansız rezil kadın. Ya haber verelim de gelip alsınlar bari. Şey, Selma Hanım, ben size bir şey söylemek istiyorum. Hangi konuda? Bu son yaşadığınız... Ben bakayım, belki polistir. Efendim? Selma kızım, sen misin? Evet, benim. Bebeğin bizde kızım. Ne? Ne diyorsunuz? Benim gelin çağırmış çocuğunu. Sahi mi? Hemen gelin. Hemen geliyoruz. Ne oldu Selma Hanım? Bebeğim bulundu. Sultan teyzenin gelini çalmış bebeğimi. Metin'e haber verelim hemen. Hadi gidip alalım yavrumu. Allah'ım sana şükürler olsun. Çok şükür ya Rabbim. Sen ne diyecektin bana? Boş verin şimdi. Sonra söylerim. Alo Metin. Müjde. Bebeğimiz bulundu. Sen komadan önce temiz bir dayağı hak ettin. Ama dövmeyeceğim seni. Polise teslim edeceğim. Onlar versin cezanı. Ama beni anlamıyorsunuz. Ben sizin için yaptım. Bebek olmasını çok istediğiniz için. Biz kendi kanımızdan istedik bebeği. Git başkasının bebeğini çal demedik. Türlü yalanlarla kandırdın bizi. Ben de istemezdim böyle olmasını ama mecbur kaldım. Tamam yeter, ağlayıp durma. Sen odana gir. Görmesinler seni. Hadi yürü, yürü. Yavrum nerede? Nerede oğlum? Oğlum nerede? Yavrum. Yavrum. Bebeğim benim. Allah razı olsun sizden. Dualarımız kabul oldu. Bebeğim annesinin bir tanesi. Çok şükür Allah'ım onu bana bağışladı. Oğlum, yakışıklım benim. Güzel oğlum. Kusura bakmayın. Biz de anlayamadık. Bizi de kandırmış. Biz kendisini karakola teslim edeceğiz birazdan. Sağ olun. Biz yavrumuza kavuştuk. Gerisi önemli değil. Allah kimseye böyle bir acı güzel yaşatmasın. Oğlum. Teşekkür ederim. Yakışıklı oğlum benim. Canım bir tane. Benim. Çok özledim. Canım çok. Çok. Güzel oğlum. Güzel oğlum benim. Yakışıklı. Allah'ım şükür ederim. Oğlum. Oğlum benim. Bebeğiniz analı babalı büyüsün inşallah. Ah benim yakışıklı oğlum. Tatlım benim. Ay canım. Allah'ım sana şükürler olsun. Güzel yavrum. Allah razı olsun sizden. Hadi evimize gidelim. Gidelim. İyi günler. Pişmanım. Çektiğim acı bana yeter. Bari polise teslim etmeyin beni. Boşuna yalvarma. Şimdi gelecek polis. Şimdi ne desen faydasız. Cahillik ettim. Böyle olacağını bilemedim. Ama iş işten geçti. Az daha sabretseydin böyle olmayacaktı. Bak, olumlu sonuç geldi. Ama sen bundan faydalanamayacaksın. Polise vermezseniz eğer... Artık çok geç Nevriye. Anne. (Gülüyor)
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.